takip ettiğiniz bir konu vardı. Bir süre ara verdik ama siz tabii ki sorularınıza devam ettiniz, merak ettiniz. Ne oldu dediniz? Şöyle hatırlatayım size. Kesik baş cinayeti olarak geçti biliyorsunuz kayıtlara. Mustafa Keleş 21 Kasım'da, yani bundan 2,5 ay önce Zonguldak Çaycuma'da hayvanlarını otlattığı Mera'da başı bedeninden ayrılmış olarak, vücut bütünlüğü bozulmuş olarak bir cinayete kurban gitmişti. Ve canlı yayınımız sırasında da gömülü olan kesik başı yine jandarma tarafından öldürüldüğü noktaya yakın bir mesafede gömülü olarak bulunmuştu. O dönemde tabii ki pek çok kişiyi de yayınlarımıza konuk etmiştik ve yani şüpheli gördüklerimiz oldu. Onlar hakkında bazı iddialar olmuştu. Şimdi yeni gelişmeler var. Zonguldak'ta bir hareketlilik var bu dosyayla alakalı. Jandarma tabii ki de 2,5 aydır bu dosyanın peşini bırakmış değil ama bizim bir süre ara vermemizin sebebi bazı bilgileri biz buradan sizlerle paylaşamıyoruz. Soruşturmanın da selameti açısından. Ama yeni bilgiler geldi. Muhabirimiz Murat Sönmez biliyorsunuz bu konuyla günlerce orada olarak araştırmalar yapmıştı ve uğraşmıştı. Şimdi ben hemen Murat'a dönüyorum. Sevgili Murat, galiba bir hareketlilik yaşanıyor. Nedir? Bir anlatır mısın bize lütfen? Neler oluyor orada? Evet Serap Hanım, öncelikle yayınlar diliyorum. 21 Kasım tarihi gece saatlerinde özellikle çok vahşi bir cinayetin tanıklığını yapmıştık o tarih içerisinde. Mustafa Keleş, Çaycuma ilçesi, Zonguldak Çaycuma ilçesi, Dursunlar Köyü, Kadıoğlu mahallesinde başı gövdesinden ayrılmış bir şekilde cinayete kurban gitmişti. Olay tarihinde biz günlerce ekranlarımıza yansıtmıştık bu cinayeti ve bu cinayetle ilgili birçok kişiyi ekranlarımıza konuk olarak almıştık ve cinayetin aydınlanması noktasında yayınlar yürütmüştük. Tabii bir süre yayınlarımıza ara versek de bu konuyu takip ettik ve sürekli bu konuyla ilgili yetkili mercilerle görüşmelerimizi sürdürdük. Şunu söyleyebiliriz ki evet, dosyada çok hareketli anlar yaşanıyor. Özellikle jandarma geçen 2,5 aylık süreç içerisinde Mustafa Keleş cinayetinin çözülmesi noktasında çok önemli adımlar attı. Özellikle dosyada çok önemli detaylar var. Şunları söyleyebiliriz. Özellikle kim kime Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili para teklifinde bulunduğu, yine kim kiminle 19-20 Kasım tarihleri arasında çok sık telefon görüşmesi yaparken bu telefon trafiği 21 Kasım yani Mustafa Keleş'in cinayete kurban gittiği gün ve bugünden sonraki süreç içerisinde kesildi. Yine kim kiminle Mustafa Keleş cinayetinden kısa bir süre önce bir gece vakti bir araya gelerek Mustafa Keleş'in cinayetiyle ilgili pazarlık yaptı. Bu pazarlıkta para teklifi de bulundu. Ve yine çok önemli bir detay ki kim kiminle görüşmeleri esnasında özellikle hayvan ticareti yaptığını söylemesine rağmen hiçbir şekilde hayvan ticaretiyle bağlantısının bulunmaması, olay günü için söylüyorum, olay günü hayvan ticareti yapıyoruz demesine rağmen hiçbir şekilde bu ticaretle ilgisinin olmadığını ve yine şunu söyleyebiliriz ki kim, bu çok önemli, kim olay tarihinden sonra yani 21 Kasım Mustafa Keleş'in cinayete kurban gittikten sonra telefon hattını ve telefon cihazını değiştirdi. Bu soruların cevabının tamamı çözülmüş bir şekilde jandarmanın dosyasında ve jandarmanın önünde. Her an bu dosyayla ilgili çok sıcak saatler yaşanabilir, önemli gelişmeler olabilir. Ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki Serap Hanım, çok sürpriz isimler var dosyada. Evet, birçok ismi biz yayınlarımız esnasında ekrana taşımıştık ama çok sürpriz isimler de var. Dediğim gibi bu soruların ve yine çözülme cinayet noktasında çok önemli soruların cevabı jandarmanın dosyasında, jandarmanın önünde. Her an bu konuyla ilgili çok sıcak, hareketli saatler yaşanabilir. Murat, cevap vermek zorunda değilsin ama biz Mustafa Keleş'in, rahmetlinin katili köyden, akrabalarından ya da aile içinden bir nokta atışı bize söyleyebiliyor musun? Söyleyebiliyorsan eğer. Bu konuda ısrar etmeyeceğim tabii ki de. Bu üç değindiğiniz noktanın tamamı da dosyada mevcut diyebilirim. Sorunuz var mı Murat'a, Hasan Bey, şimdi hocam? Şöyle bir yorum yapayım. Mesela dün de benzer bir konuyu konuşmuştuk. Demiştik ki Fırıldak Mustafa'nın telefonu o tarihten sonra, o saatten sonra ne Cengiz tarafından, ne Hasan tarafından, ne Ercan tarafından aranmamış. Siz de demiştiniz ki aranmamak da bir delil.
Bakın bir gün önce telefon görüşmesi sık sık, belki de onlarca defa telefon görüşmesi yapılıyor. Ama Mustafa Keleş'in ölümünden sonra o telefon görüşmesi tamamen kesiliyor. Bakın bu da bir delil. Bu da bir delil. Bu da bir delil. Evet. Murat, ben tahmin ediyorum bazı ifadelere göre cinayet saati belirlenmişti ama cinayet saati farklı diye düşünüyorum ben. Kesinlikle Taner Hocam. Cinayet saati ortalama. Çünkü bir takım farklı ifadeleri verenler de sanki o pazarlıklarda bulunmuş değil mi? Yani buradan kısacası şunu söyleyebiliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, sizin de merakınızı bu arada gidermiş olalım. Mustafa Keleş cinayetinde rahmetlinin 74 yaşındaydı. Vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Mustafa Keleş cinayetinde anlaşılan o ki jandarmanın elinde çok kalabalık bir dosya var. Evet. Ve bu dosyanın içeriği de oldukça dolu. Çok kısa bir süre içerisinde de sürpriz isimler dedi, meraktayımız açıkçası, ortaya çıkacak diye düşünüyoruz. Ve Gerçeğin Peşinde programı Muharrem Gündel'le devam edecek. Efendim, kendisi 50 yaşında, boşandığı eşi Selma Hanım 48 yaşında, 6 tane çocukları var. Allah rahmet eylesin, bir tanesi vefat etmiş. Ama geçenlerde bir konuğum vardı, ona benzer yaklaşık bir hikaye diyebilirim. Çünkü Muharrem Bey de belli bir yılın sonunda karısını, çocuklarını, hiçbir şeyini gözü görmüyor ve bir başka kadına aşık olup hayatını değiştirmeye kalkıyor. Ama o gün aslında sonun başlangıcı gibi Muharrem Bey için. İzlediğinizde ve dinlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız efendim. Önce evliyken aldattı, sonra kızını kaçırdı. Muharrem Günden, eski eşi Selma'nın kızı Gizem Nur'u kendisine göstermediğini iddia ediyor. Eski eşim Selma kızım bana göstermiyor, beni yerimle aldatıyor. Nasıl aldatıldı? Şüphe kaptık. Bir çocuk yasak ilişkiye girmiş, çocuk yapmış. Başkasına mı baba diyor? Durdu denen şahsa yeğenime baba diyor. Beni baba olarak göstermiyorlar. Baba olarak bildiğim iler, çocuklarım beni görüştüğüm iler. Muharrem, kızı Gizem Nur'a kavuşabilecek mi? Birazdan. Şimdi dediğim gibi Muharrem Bey 50 yaşında, boşandığı eşi 48 yaşında. Bu olayların hepsi bize şimdi Muharrem Bey İzmir'den geldi ama Gaziantep'te yaşandı. Evet. Siz başlayın. 25 yıllık, o zamanki 19 yıl olmuş evliliğiniz, boşandığınızda 11 sene önce. Ne oldu da 6 çocuğunuzu bile gözünüz görmedi, karınızı, çocuğunuzu bırakıp çok kısa bir süre tanıdığınız bir kadına birdenbire bir ev açtınız? Ne oldu? Niye şimdi aklınız karıştı? Benim aklım karışmadı. Şöyle, ben geçmişimde bir takım şeyler yaşamıştım. Tamam, insanoğlu karşısında, yani geçmişte muhakkak bir şeyler yaşayacak. Ben ben sabah çıkıyordum, gece saat 2'de 3'te eve geliyordum ben. Yani özür diliyorum. Evet, evet. O mu? Evet, evet. Ha, onu anlatayım. Eve geç geliyordum. Biraz bir takım şeylerde tartıştık. Dedim tamam, bundan sonra yapmayacağım. Yani dedi, ayrılak dediler. Tamam dedim, ayrılak o zaman. Nasıl bilirsen öyle yapar o zaman. Dedim çocukları da dedi, ben alacağım. Tamam sen al. Velayeti de sen al. Velayeti de kendisi aldı. Hı. Ama çocuklara bakmadı yani. Şimdi ayrıldıktan sonra çocuklara bir gün sormadı yani. Bir gün yani ne aradı ne sordu. Asker yaptım, askere gönderdim. Bir tanesi rahmetlik vefat etti. Bir tanesini gelin ettim. Yani her şeyine ben koştum. Benim yani özümüz yeğenim. Yeğenim yani, bacımın oğlu yani. Kendisi zaten evi bark olmadığı için, aralarda yattığı için ben yanım aldım. Şimdi Gaziantep'te yaşıyorsunuz. 6 tane çocuğunuz var. Evet. Ve siz yeğeniniz kendisi kimsesi olmadığı için ve yanınızda, hani vardır ya akrabalar gelir kalır. Yanınızda kalıyor bu kişi. Bu kişi şu anda 38 yaşında. Evet. Sizin karınız 48 yaşında. 10 yaşta küçük karınızdan. Evet, evet. Bir süre sonra sizin kulağınıza bazı söylentiler geliyor. Evet. Muharrem Bey, sen cezaevine giriyorsun. Evet. 8 ay mı kaldın, evet, cezaevinde? Evet. Bu arada senin bu yeğenin karınla ve çocuklarınla kalmaya devam mı etti? Devam etti, evet. Devam ettiler. Siz cezaevine girerken
karınız bebek bekliyor. Bir aylık hamile. Evet. Siz cezaevine girip çıkıyorsunuz, kızınız durdu, dünyaya geliyor. Evet. O ana kadar sizin kafanızda hiçbir soru işareti yok, hiçbir şüphe yok. Etraftan size ne söylemeye başladılar? Yani dediler ki, mesela halalarım, teyzelerim dedi ki, Marem dedi, biz çok şüphe kapıyoruz bir insanlardan dedi. Sen dedi, cezaevindeyken biz bunları da bile sarmaş dolaş gördük. Sarmaş dolaş gördük. Artı dedi, çocukların alıyor dedi, Kıbrıs'a götürüyor dedi. Kıbrıs'a bacım yana götürmüştü, kız kardeşim yana götürmüştü. Ben cezaevindeyken velayet aldılar benden, çocukların velayetini aldılar, Kıbrıs'a götürdüler. Ablam, annesi işte, annesi bana dedi, kardeşim dedi, bilmiyorum benim oğlum ama dedi, yapar mı yapar dedi. Ben ret ettim oğlumu dedi. Ret yaptı, ret ettim dedi. Bu çocuğun annesi sizin neyiniz oluyor? Kız kardeşim, ablam kız benim. Kız kardeşim, yani büyük ablam. Siz bu adamın dayısısınız, evet, yani. Evet, dayısıyım. Dayısının evinde kalıyor, evet, yiyor, içiyor, orada çalışıyor, evini açmış, namusunu, malını, her şeyini emanet etmiş, cezaevine girmiş. Evet. Ama kız kardeşin bile diyor ki, ben bu oğlana güvenmem, her şey olabilir diyor. Peki, dünyaya geldi, durdu da dünyaya geldi. Siz cezaevinden çıktınız. Böyle söylentiler geldi kulağınıza. Evet. İnandın mı? İnandım. Şüphe kapmaya başladım. Çünkü şöyle söyleyeyim ben. Yani ben bile birdenbire eve geldiğimde bir bakıyordum. Eşim banyoda, kendisi de saçı yaş, kendisi de banyoda çıkmış. Çocuklar evde? Evet. Allah çocuklar Allah. Evde. Ama çocuklar küçük yani o zaman. Bir şeyden anlamıyorlar. He. Ama şüpheleniyorum yani. Ben artık şüphem gittikçe arttı. Arttı ama yani yok diyorum, böyle bir şey olmaz. Olmaz diyorum yani, benim yeğenim böyle bir şey yapmaz diyorum. Eşim 25 yıl, yani ben kötüymüşüm, 25 yıl benim niye kahrımı çektin sen? O günlerde beni bırak, çocuk yokken beni bırakaydın. Bir de 25 yıl, bu yeğenin sizin evde kaç yıl kaldı Muharrem Bey? Yeğenim şöyle diyeyim, amcası var, gidiyorum mesela, iki sene amcası yanında kalıyor, bir sene amcası yani yanında kalıyor. Sizin evinize ama geldiğinde kaç geliyor yani, bizim evimize geliyor. Kaç yaşındaydı ilk sizin evde kalmaya başladığında? Siz Selman'la evlisiniz ya. Askerden geldik dostuna. 21 yaşında, evet. 22 yaşında. Evet, evet. Aralarında da 10 yaş fark var. O dönemde Selma Hanım 32 yaşında. Evet. Ve 10 yıl boyunca bu çocuk sizde kalmaya, arada bir gitse de sizde kalmaya devam ediyor. Evet. Çalıştığı halde siz eve geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz o da evde falan. Tuhaf bir durum. Aynı bir haberler. Söylentiler derken karın senin Muharrem Bey, evet, hiç yoktan yere kavgalar çıkarmaya başlamış. Yok geç geldin, sanki bir bahane yaratmaya başlamış, ayrılmak için bir yol yapmaya başlamış, evet, gibi. Şimdi söyleyeceğime inanamayacaksınız. Şu anda karısı kiminle evli? Yeğeniyle evli. Ama asıl buraya gelme sebebi o değil, işin içinde bambaşka olaylar var efendim. Bu konuda bugün hesaplaşma yaşanacak. Onun bilgisini şimdiden vereyim. Muharrem Bey güvenmiş, yeğenine de güvenmeyip kime güvenecek? Kız kardeşinin oğlu evini yani, açmış. Yani evlat olarak görürüm. Evlat. Bir de dayılar da çok sevilir, amcalar. Yani nasıl bir ruh halidir bu? Bir de kendisinden 10 yaş küçük. Yani karısının şu an 48, yeğenin 38 olduğunu düşünürsek. Çocuk onların evine 22 yaşında geldiğinde karısı da 32 yaşında. Çoluk çocuk sahibi bir kadındı. Kocasının da yeğeni. Sonunda bir cezaevine girme olayı var. Bu 8 ay boyunca da zaten dedikodular almış başını gitmiş. Önce inanmak istememiş ama sonra birazcık şüphe duyduktan sonra, o da takip edersiniz ya bir şeyden şüphe duyunca, bazı şeyleri neredeyse gözüyle görmüş. Peki yeğeninle Muharrem Bey bu şimdi konuda hiç yüzleştin mi? Yüzleşmedim ben. Kendisi bir evlilik yaptı. Durdu bir evlilik yaptı. 25 gün bir evlilik yaptı. Yani bu olayı örtbas yapması için formaliteden... O sizde kaldığı süreçte, evet, mi? Evet. 25 gün bir evlilik yaptı, evlendi. 25 gün sonra tekrar boşandı. Ayrıldı. Aha. Ayrıldıktan sonra zaten bu ilerlemeye başladı. O sadece göz karartması için. Yani benim gözüme yani böyle bizim şeyimiz yok yani. Yok. Yoktu benim yani. Başka bir kadınla. Peki o evlilik yaptığında o kadınla gidip aynı evde yaşadı mı? Aynı evde yaşadı ama sürekli kavga. Ha, 25 sürekli gün kavga sürdü. Size şunu da söyleyeyim. Hani Muharrem Bey cezaevine girerken eşi bebek bekliyordu ya. Cezaevinden çıktı 8 ay sonra. Bir çocukları oldu. Adını ne koydular? Durdu. Kızın adı.
Ama kendisinin adı. Muharrem Bey'in yeğeninin adı ne? Durdu. Kim koydu o yani, çocuğa Durdu ismini? Dedi ki Durdu koysun dedi. Ya dedi yeğenim koysa ismini dedi benim eşim, ayrılığım eşin. Senin yeğenim koysun dedi, evet. O da kendi adını koydu. Evet. Yani Muharrem Bey şaşırma. Yani, şimdi evlendilerse benim, bunlar babalık davası da açar benim bu durumda. Babamın da ismini verdiler. Babamın da ismi Durdu'ydu ama kendi ismini koydu. Yani sözde sizin babanızın adını koyuyormuş gibi kendi adını koydu. Ve bir süre sonra karınız bazı şeyleri bahane ederek kavga çıkarmaya başlamış. Kavga çıkardı. Başlamış. Kurban bayramına. O süreçte o Durdu da sizin evde mi hala? O gün vardı. O gün yani o gün var kendisi. Ne kavgası yapıyor sizinle? Yani ile vurup dövme değil. Sadece dil kavgası. Ha. Sen böyle yapıyorsun, sen şöyle yapıyorsun. Sen pavyon alemi yaşıyorsun. Sen şöyle yapıyorsun. Yani bana bir takım bile şeyleri mahne etmeye çalıştı. Ben dedim ki tamam ayrılak o zaman. Sen madem ki istiyorsan güzellikten ayrılak. Çocuklar da seninle kalsın dedim. Ben çık gidiyorum o zaman. Çık git dedi. Artık bu saatte dünya anam bacımsın. Kardeşimsin sen benim dedi. Öyle mi dedim öyle. Ben sadece bir çekedim aldım. Çıktım. Çıkış o çıkış. Peki altı çocuktan biri ve... Çocuklarım o esnada yani o dakika yani dedi ki biz babamızı istiyoruz. Hepsi benim peşimden çıktı geldiler. Ben dedim oturun annenizin yanında. Yok dedi biz seni istiyoruz. Aldım. Kendi babamın evine gitmedim. Yabancı bir insan evine gittim sığındım. 15 gün orada kaldım. Ondan sonra çektim Balıkesir'e geldim. Balıkesir'de Büyükbaş Hayvan Çiftliği'ne girdim. Orada benim bir arkadaşım vardı. Büyükbaş Hayvan Çiftliği'nde adamlar bana ev verdiler. Orada çalışmaya başladım. Biraz kendim orada toparladım. Ama hala sen o dönemde bile yeğenine konduramıyorsun. Şüphelerin var. Evet. Evet. Ama evet. Yeğenine konduramıyorsun. Evet. Peki o çocuklardan sonra ikisi anneye mi gittiler? Hepsi bende. Hayır o iki kişi kaldı. İkisi kaldı orada. Zaten bir tanesi ben değil. O şüpheliyim ben. Onu DNA testi istiyorum. Durdu'dan mı şüpheleniyorsun? Evet. Ben değil o. Kesin. Ben ona %100.000. Gerçekten. Tabii tabii. %100.000 DNA testi istiyorum ona ben. Özellikle çıkmamın sebebi birincisi o, ikincisi Gizem. Gizem senin çocuğun evet, diyorsun. Evet, o benim çocuğum. Gizem kaç yaşında şu anda? Şu an 15 tahminim yani, bir 15 var yani. Peki Muharrem Bey, senden boşanıyor evet. Selma ve bir sene sonra senin yeğenin Durdu'yla evleniyorlar. Evet. Şimdi evet. Onların ortak çocukları var mı? Var, şimdi iki tane daha çocuklar var ayrıyeten. Kaç sene önce evlendiler? Benden zaten o evden çıktık gittikten sonra bir sene sonra evlendiler. Yarkımdan hemen evlendiler. Yani 11 sene önce boşandınız, 10 sene önce de onlar evlendiler. Evet, evet. 2012 yılında evet. Evlendiler, ortak da çocukları var. Evet. Senin iki kızın da orada ama sen diyorsun ki ben cezaevine girerken eşim bebek bekliyordu. Çıktığımda da Durdu dünyaya geldi. Adını da yeğenin koysun dedi. O da Durdu koydu. O çocuk benim çocuğum değil, %100 diyorsun. %100. Ben ona kanat veriyorum. Benzerlik de mi yok? Bir de akrabasınız ya siz Durdu'yla. Hiç benzerlik yok. Benzerlik baba tarafına var. Ne? Yeğenim tarafına var. Durdu tarafına evet. Mı? Gerçekten. Evet. Kız kardeşine benzer. Yani esmer. Kendisine benzer. Kendisi esmer. Hani bizde esmer onu yok. Bizde hepsi beyaz yani. Şimdi hiç... Durdu 15 yaşlarında mı diyorsun? Evet. Yani ayrıldığınızda siz Durdu 4 yaşındaydı. Evet. 4 yaşına kadar sen onu babasıyım diye yani, bildin. Yani benim tabii çocuğum. Ki. Evet. Ne zaman ki onlar evlendi o zaman mı bu Durdu'nun senin çocuğun olmayacağını düşündün? Şöyle zaten demin dediğim gibi halalarım teyzelerim bana zaten defalarca söylemişti bunu. Dedi ki Muharrem dedi biz bunlardan %100 bir şüphe kapıyoruz. Bak dedi bu Durdu'yla Selma'nın arasında çok büyük bir gelişme var. Bunlar vardı. Yakınlaşma var diyorlar. Yani artık ben hiç şüpheli değildim. Şüphe kapmaya başladım. Bir iki seferde eve denk geldim. Yani birdenbire eve geldim ki yani bir tanesi banyoda bir tanesi saçları yaşarmış. Fön makinesi saçını yaşartıyor. Ben artık yani çok büyük şüphe kaptım. Ama şüphelerim de çıktı yani. Sen ayrıldınız. İşte hayvan çiftliğine gittin evet. Vesaire. Bunların evlendiğini duyunca ne hissettin Muharrem Bey? Şimdi şöyle ben hiçbir zaman genleri arayıp sormadım. Tehdit, başka bir şeyler hiçbir söylemedim ama yani ilk dönemlerde dedim ben bir araba tutayım. Ama düşündüm ki bu çocuklara kim bakacak? Sana da yazık, çocuklara evet. Da yazık. Kim bakacak? Bu 4 tane çocuğu ve 5 tane çocuğu ben hemen anneli gittim, ben babalı gittim. Askeri gönderdim, askerden geldiler, efendime kızı gelin ettim. Yani bana bir gün bu çocuklar bir fayda sormadı. Benim çocuğum öldü, rahmetlik gitti, sigortadan para aldı. Aldı, eşine verdi. Senin çocuğun rahmetli olan evet. Kaç yaşında rahmetli oldu? Askerden izine gelmişti.
Oo, evet. Trafik kazası evet. geçirmiş herhalde. Evet, o zaman kazası. Ayrısınız annesiyle. Evet. Geldiler mi cenaze? Hayır. Ne cenaze ne mezarına gelmediler ne ama diyorsun? Benden sonra belki gelmiş dediler. Yani annesi mezara gelmiş dediler senden ama senden korktuğu için gelememiş evet. olabilir o dönemde. Evet. Şimdi bir 10 yıl kadar neredeyse bu çocuk sizin evinizde kalıyor. Evet. 22 yaşında geliyor. Peki ilişkileri sence sen cezaevindeyken mi, öncesinde daha mi? Daha önceden başladı. Kaç yıl sürmüştür? Yani bir 10 yıl önce. Ne diyorsun? Tabii 10 yıl önce şüphe kapıyordum ben yani. Çok büyük bir şüphe kapıyordum. O zamanlarda yani ne bileyim yani benim yanımda yani böyle kızıyordu. Yani bağırıp çağırıyordu kendisine. Ben dedim belki bir hatası var kızıyor yani dedim. Aslında onları yani. Sen abla kardeş gibi mi görmeye onları bak. O şekilde görüyorum öyle ben. Öyle düşünüyorsun. Belki bir hatası var diyeyim. Yani artık baktım bunlar ilerliyor yani ilerleme var bunlarda. Şüphelerim gittikçe artıyor ama halalarım, teyzelerim bana bunu söylüyorlar. Ben konduramıyorsun. Yani bir şey yapamıyorum. Peki Muharrem Bey, şimdi çocuklarından biri 28, biri 24, evet. biri 22 vefat eden Allah rahmet evet. eylesin. Evet. Bir tanesi 23 yaşında, biri 17 yaşında. Gizem Nur 16 ya da 15 diyorsun. Evet. Durdu 15, 16. Bir tek Durdu'dan mı şüpheleniyorsun? Hani geriye dönük 10 yılda diyorsun. Bunlar bir yakınlaşmışlar. Sadece benim çocuğum olmayarak yine söyleyeyim aynı kelimeyi. Durdu yani. O şüphelenen kişi durdu. Çünkü benim ailem, akrabalarım da yani bu çocuktan şüphe yaptılar. Hmm. Bu çocuk senin değil dediler yani. Değil dediler. Bu çocuk senin değil. Ben fiziksel olarak benzemiyor yani. Benzemiyor. Başka. Bir evet. de tabii parçaları birleştiriyor. O bu çocuğun sizin evde yaşamaya başlaması, onların birbirlerine olan davranışlarının böyle abi kardeş, abla kardeş gibi değil de farklı olduğunu düşünmesi. Şimdi sen diyorsun ki zaten bendeki çocuklarını bir tanesi rahmetli olduğu halde ben görmedim geldiğini mezara, cenazeye de gelmedi. Zaten öbür çocukları da arayıp anne sormuyor hayır, anladığım hayır, kadarıyla. Hayır. Ama sen bir, Durdu benim çocuğum değil, %100 diyorsun. Bir de diyorsun ki benim diğer çocuğumu bana göstermiyor Gizem Nur'u, evet. onu görmek istiyorum. Görmek istiyorum değil yani ben çocuğumu almak istiyorum. Bugün benim yani eşime yapılan, eşimi elde eden bir insan yarın benim çocuğuma da yapar aynısını. Çünkü benim çocuğum yetişmiş büyümüş yani doğru, artık doğru, 15 doğru. gelinlik çağına gelmiş. Tabii. Ben o çocuğum orada kalmasını istemiyorum. Sadece benim evlatlarım, benim çocuklarım ben bu saate kadar hem annelik yaptım hem babalık yaptım. Benim çocuklarım 24 saat yollarını gözledim. Kendisi bunu yapamadı. Kendisi bunu yapamadı. Şimdi evlat sahibi olmak istiyor. Şimdi diyor ki mesela çocuklarımla konuşmak istiyor. Diğerleriyle. Evet. Benim küçük mesela 15 yaşında Cennet var mesela 17 yaşında Cennet var. Cennet'ten Gizem konuşuyor yani. Konuşuyor. O görüntülü görüşüyorlar. Annesi de orada yanına bakıyor. Kardeşler tabii konuşsun kopmasın evet. da şimdi ortada tabii çok büyük ayıp var. O çocuklara da nasıl bunu izah edersin? Bu bir. İkincisi çok haklı. Orada 16 yaşında bir kız çocuğu var. Kendisinin olduğunu söylediği. Buna bana yapan diyor. Neden benim çocuğuma da yapmasın? Bir de kadınla bu adam arasında 10 yaş var. Tabii. Adam 38 yaşında, kadın 48 yaşında. Giderek o adamın fikirleri, düşünceleri, bakış açıları değişecektir. Tabii. Belki de değişti, bilmiyoruz. O yüzden şimdi bir, Selma senden şunu istiyoruz. Çık, artık boşanmışsınız, üstünden yıllar geçmiş, sen 10 sene önce yeni bir evlilik yapmışsın. Evet, ahlaken uygun değil, evet etik olarak uygun değil ama bir evlilik yapmışsın. Zaten Muharrem Bey'in de seninle bir alıp veremediği artık yok, silmiş atmış sizi. Bilmiyorum yeni bir evlilik falan yaptın mı Muharrem? Ben evlilik yaptım ben. Eşimle yani şu an yanımda imam nikahlı eşim. Yani ben vereyim size. Destekliyor seni. Arıyorum bak telefonunu vereyim arayın konuşun. Ben kimsenin kolay kolay kalbini kırmam, dövme, vurma, sövme kesinlikle böyle bir şey olmaz. Yani biz bayanlara el kalkmaz kaldırmazdık. Ama kendisine sorun şimdi yani. Şimdi Selma'dan şunu istiyorum. Tabii ki o Durdu'dan da istiyorum. Bu Durdu çocukla ilgili... Yani 16 yaş, 15 yaşındaki Durdu'yla ilgili gerçeği artık söyleme vakti. Şimdi sen %100 diyorsun, bilim bile %99.9 diyor bu benim çocuğum senindir değildir konusunda. Tabii ki orada bir pay bırakmak lazım ama bunu söylemeniz lazım. Bir, iki, yanınızdaki çocuğu da
muhakkak ve muhakkak Gizem Nur'u göstereceksiniz. Sen şimdi İzmir'de yaşıyorsun. Onlar Antep'te. Gaziantep'te evet. yaşamaya devam evet. ediyorlar. Lütfen Selma bağlan ya da buraya gel kocanla beraber bu çocuğun kimin çocuğu olduğunu söyle. Eğer diyoruz sen söyle bırak artık bu DNA işlerine falan girilmesin. Tabii, gerek tabii. yok. Gerek yok. Bu adam da bilsin bunu. Artık onlardan bir cevap bekleyelim. Gerçekten enteresan, ahlak dışı, hiçbir şeye uymayan, değer yargısına uymayan bir durum var. Tabii ki bence ailesi falan da herhalde Red annesi etti. Falan da onları dışlamışlardır diye. Zaten onlar canlı yayına katılacaklar, tamam. arayacaklar. Tamam. Benim cennet okumadı bak. Cennet Berat kendisinde olduğuna göre kimliğini vermediler. Çocuğu ben okutamadım ama gece yarısı saat 12'ye 1'lere kadar çocuğu ben okuttum. Şimdi ortaokul mezunluğunu okuyor. Yani birçok çocuklara da dahil olmak üzere zarar verdiniz. Onlardan haber bekleyelim.